o tarihi yaşamaktadır. ...7 Ağustos 1919 günü Erzurum Kongresi başarıyla bitmiş, heyeti temsiliye kurulmuş ve Sivas Kongresi'nin hazırlıkları hızlandırılmıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Erzurum'dan ayrılacakları gün yaklaşmaktadır. Oysa onların Erzurum'dan Sivas'a gidecek paraları bile yoktur. O günler milletin fakr-ı zaruret içerisinde olduğu günlerdi. Toprağa tohumu sayıyla ektiği ve kara sabanın ucundan ümit beklediği bir zamanda halktan maddi yardım istenemezdi. Bu sırada heyet-i faale azasından emekli binbaşı Süleyman Bey Hızır gibi imdada yetişti. Çocuklar, benim tasarruf edilmiş 900 liram var. Ben 60 yaşını geçmiş bir adamım. Allah'ın rızasından, memleketin selametinden başka bir dileğim yok. Yalnız bu parayı verdiğimi ne Mustafa Kemal Paşa ne de hiç kimse bilmeyecek dedi. Erzurum'dur burası. Anıtlar görürsünüz, tarihi konuşur. Azimziye anıtı gibi şehrin girişinde. Ve binbaşı Süleyman Beyler vardır. Millete yaptıkları yardımları açıklamak istemezler. 20 Ağustos 1910 Sivas. Sivas Valisi. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın odası. Fransız müfettişi binbaşı Bruno, Vali Reşit Paşa'yı ikaz etmektedir. Sizi tekrar ikaz ediyorum paşam. Hazırlıklarına geçilen kongrenin Sivas'ta yapılması halinde bu bölgenin Fransızlarca işgal edilebileceğini hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal dahil hepsini tutuklayarak İstanbul'a gönderebilirler. Söylediklerinizi Erzurum'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya arz edeceğim. Yalnız arz etmek değil, kendisini ikna etmenizi de tavsiye ederim. Az sonra Sivas Kongresi. Sivas Valisi Reşit Paşa, Fransız binbaşısının söylediklerini Erzurum'da Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmekte ve sözlerini şöyle bağlamakta. Paşa Hazretleri, kongrenin mutlaka Sivas'ta toplanmasına gerek yoksa vazgeçilsin. Maazallah Sivas'ı işgal etmeyi ve hepinizi bir araya getirerek tutuklamayı düşünmektedirler. Kongrenin toplanmasına mutlaka gerek varsa dört taraftan işgali pek kolay olan Sivas'ın yerine Erzincan'da toplanmasını memleketin kurtuluşu namına arz ve rica ederim. Sivas Valisi Reşit. Evet, Mustafa Kemal Paşa'dan aldığınız cevabı bekliyorum Vali Paşa. Madem ısrar ediyorsunuz, aynen okuyorum. Mustafa Kemal Paşa şu cevabı verdiler. Bendeniz ne Fransızların ne de herhangi bir yabancı devletin korumasına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Bizim için en büyük koruma ve şefaat kaynağı kendi milletimizin sinesidir. Monsieur Bruno bilmelidir ki Fransızların Sivas'ı işgale karar vermeleri kendilerine pahalıya mal olabilecek ölçüde yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar vermelerine bağlıdır. Bu ise imkansızdır. Fransız binbaşısının çizgilerini de çok geçer. Fransız hükümetinin gücünü de mi? Onu Mustafa Kemal Paşa bilir. Dikkat buyurun, Mustafa Kemal Paşa hükümetten bahsetmiyorlar. Bizim için en büyük koruma ve şefaat kaynağı kendi milletimizin sinesidir diyorlar. Kendileriyle konuşma fırsatı arayacağım. O fırsatı bulmanızı temenni ederim. Müsaadenizle. Güle güle efendim. Dahiliye Nazırı Adil Beyefendi'den Tel Paşa. 1. Sivas'ta yapılacak kongrenin açılışını men etmenizi. 2.
Mustafa Kemal, Rauf ve arkadaşlarının Sivas'a gelir gelmez tutuklanarak İstanbul'a sevk edilmelerini önemle bildiririm. Dahiliye Nazırı Adil. Bu o kadar kolay mı Nazır Adil Beyefendi? Siz İstanbul'da hangi hayaller peşindesiniz? Sonra cevaben şu teli yazdırdı. Dahiliye Nazırı Adil Beyefendi Hazretlerine. İstanbul. Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin yakalanmaları ve kongrenin açılışını men için teşebbüste bulunmanın imkansız derecede müşkül ve zamansız olduğuna kaniyim. Durumu olduğu gibi arz ederim. Sivas valisi Reşit. Reşit Paşa bu teli alacak dahiliye vekili Adil Bey'in nasıl öfkeleneceğini görür gibiydi. Bu arada Sivas Jandarma Tabur Kumandanlığı'nda 2 Eylül'de Sivas'a gelecek Mustafa Kemal ve arkadaşlarının il hudutlarında selametle seyahatleri ve güvenlikleri için gerekli emirler veriliyordu. Bendeniz zaten gerekli tedbiri aldım. Müsterih olun. Paşanın kılına kimse dokunamaz. Mustafa Kemal ve arkadaşları 29 Ağustos 1919 günü Erzurum'dan ayrılmışlar. Erzincan üzerinden Sivas'a gittiler. Şimdi yollar Erzurum'dan Sivas'a gidiyorlar. 2 Eylül 1919. Sivas tarihi bir gün yaşanıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'a gelmişler. Büyük coşkuyla karşılanıyorlar. Bu arada kongrenin birçok delegesi de Sivas'a gelmiş bulunmaktaydı. Bugün müze olan, o günkü Sivas Sultanesi'nde, yani lisesinde misafir edildiler. Onların bir kısmı kongre süresince burada kalacaklar ve Sivas Kongresi bu binada kurulacak. Mustafa Kemal için bu oda hazırlanmıştı. Bu odada kalacak, bu odada çalışacaktı. Okulun bir dershanesi kongre toplantı salonu olarak hazırlanmıştı. Kongre 2 gün sonra toplanacaktı. Vali Paşa. Fransız binbaşısı Bruno nerede? Hani tevkif edilmedik. Sivas'ta işgal edilmedi. Hakkı haliniz varmış Paşa Hazretleri. Gidiş o gidiş. Diğer delege arkadaşlar nerede kalıyorlar? Sivas halkı delegeleri misafir etmek için yarışa girişti paşam. Yalnız Şekercizade İsmail Efendi 20'ye yakın zatı evinde misafir etmiş paşam. O Ege'deki girişimler ve direnişler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Bu arada Ankara. Birkaç gün önce İstanbul hükümeti Ali Fuat Paşa'nın vazifeden alındığını, yerine Kiraz Hamdi Paşa'nın tayin edildiğini bildirmiştir. Bizi bırakmayacaksınız değil mi paşam? Böyle bir şey söyledin mi Mahmut Bey? Peki, tayin edilen yeni kumandanınız Kiraz Hamdi Paşa ne olacak? Biliyorsunuz paşam, o Ankara'ya gelmeden Eskişehir'de istifa etti. Şunun doğrusunu söylesene Mahmut Bey. Kiraz Hamdi Paşa'nın Eskişehir'den Ankara'ya gelmesine sen mi mani oldun? Hayır paşam. Peki buraya gelmek varken neden Eskişehir'de bekliyor, istifa edip İstanbul'a dönüyor? Ankara yollarını çetin görmüş olacak paşam. Evet, Ankara yolları çetindir.
Daha önce Ali Fuat Paşa'ya vekalet etmesi istenen Ankara'daki bir subaysa alelacele rapor almıştı. Vatan sevgisi her şeyin üzerindeydi. Bu telgrafı şimdi çektiriniz. Ankara'da 20. Kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa hasretlerine. Kumandayı asla terk etmeyiniz. Hasretle gözlerinizden öperim Mustafa Kemal. Kongre hazırlıkları hızla devam etmekte. Bu arada o, Baba Ali'ce gene haince teşebbüslere sevk edilen Elaziz valisi Ali Galip hakkında tedbirler almakta ve emirler vermekteydi. ...3 Eylül 1919 gecesi. Bazı delegeler Bekir Sami Bey'in evinde ertesi gün yapılacak kongre ile ilgili toplantılar yapmakta ve kendilerine göre bazı kararlar almaktadırlar. Yabancı mandasını kurtuluş yolu olarak görenler vardı. Buysa Mustafa Kemal'in görüşleriyle taban tabana zıttı. Bu toplantıda Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına getirilmemesi için az da olsa bazı kişiler karar almışlardır. Hüsrev Sami Bey bu olayı aynı gece sabaha karşı Mustafa Kemal'e duyuracak, oysa böyle bir şeye ihtimal vermeyecekti. Bu haberin hiçbir surette aslı astarı yoktur ve olamaz. Arkadaşlar arasında yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek sözler söylenmemeli ve nakledilmemelidir. 4 Eylül 1910 Saat 14'e geldi. Sivas Kongresi İstanbul Hükümeti'nin açık muhalefetine rağmen toplanmak üzere. Reis olmamalısın. Bekir Sami Bey'in evinde verdiğiniz kararı tebliğ ediyorsun öyle mi? Bir dakika. Sen gir Rauf. Ben giriyorum. Delegeler tarihi salonda yerlerini almış. Sonra Mustafa Kemal salona girdi. Ayakta alkışlar. Davet sahibi olarak kürsüde yerini almıştır. Memleketin acı durumunu belirttikten sonra şöyle konuşuyor. Vatan ve milletin kurtuluşunu amaçlayan zorlayıcı sebepler sizleri bunca zahmet ve engel karşısında Sivas'ta topladı. Yiğitçesine azminizi tebrik eder ve sizlere hoş geldiniz demekten bahtiyarlık duyarım. Meclis-i Milli'nin henüz toplanmamış olmasının sakıncalarını belirten ve böyle bir sırada kongrenin toplanmasının önemini vurgulayan Mustafa Kemal sözlerine şöyle devam etti. Erzurum ve Sivas kongrelerinin milli ruhu temsilen ve birbirini izleyerek toplanması şüphesiz ki memleketi kurtuluşa götüren mühim bir işarettir. Mustafa Kemal daha sonra gündemi okudu. Gündemde 4 madde bulunuyordu. Önce kongre başkanı seçilecekti. Söz isteyen var mı? Kanaatimce kongreye temelli reis seçmek doğru değildir. Riyaset vazifesi isme göre alfabe sırasıyla yapılmalıdır. Delegeler şaşırmışlardır.
Paşam, bu teklifinize hakim olan mucip sebebi iyice anlayamadım. Arkadaşlar arasından müsavat temin etmek gayesini gidiyorum. Bu teklifi R'ye koyuyorum. İsmail Fazıl Paşa'nın teklifini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Paşa Hazretlerinin teklifi kabul edilmemiştir. Normal seçimlere geçiyoruz. Riyaset divanı seçilecektir. Yapılan oylamada Mustafa Kemal ittifakla kongre reisliğine seçildi. Bekir Sami Bey birinci riyaset vekaletine, Rauf Bey ikinci riyaset vekaletine, İsmail Hami Bey ile Mehmet Şükrü Bey de divan katipliklerine seçildi. Ancak Bekir Sami Bey görevini İsmail Fazıl Paşa'ya bıraktı. Mustafa Kemal kongre üyelerine teşekkür etti. Sonra başkanlık divanındaki yerini aldı ve kongre çalışmalarına devam etti. Bu arada katipler de yerlerini almışlardı. Yemin konusunda muhtelif görüşler var. Konuşmak isteyenler? Buyurun efendim. Az da olsa bazı delegeler yeminin metninde saltanata bağlılık konusunu dolaylı yoldan vurgulamak istiyorlardı. Mustafa Kemal ve ekseriyet ise bunun karşısındaydı. Kongreyi tehlikeye düşürecek çizginin ise çok iyi düşünülmesi lazımdı. Bu arada kongrenin İttihat ve Terakki Cemiyeti ile olduğu gibi herhangi bir siyasi parti ile ilgisi olmadığını belirtmek şarttı. Yemin konusunda bir hayli tartışmalar oldu. Çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Arkadaşlar, bazı İstanbul gazeteleri hakkımızda yalan dolu yıkıcı neşriyata başlamışlardır. Yeminde Sivas Kongresi'nin hiçbir parti fikrine dayanmaksızın sırf vatanseverler birliği olarak toplandığını ve tek gayesinin Türk vatanını kurtarmak olduğunu halka duyurmalıyız. Biz ne ittihatçı ne de itilafçıyız. Ne şu ne de öteki fırkanın elemanlarıyız. Biz yalnız vatan kurtarma milli gayesiyle hem fikir olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Sonra yeminin son şekli aşağıdaki gibi kabul edildi. Saadet ve selameti vatan ve milletten başka hiçbir maksadı şahsi takip etmeyeceğime, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihtiyasına çalışmayacağıma, mevcut ruhu siyasiden hiçbirinin emeli siyasetine hadim olmayacağıma vallahi billahi... Bu yemin yalnız vatan için parolasına dayanıyordu. Kongre daha sonraki çalışmalarında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzük ve programını hazırlayarak Erzurum Kongresi'nde vatanın bütünlüğünü, milletin istiklalini temin için verilmiş kararları genişleterek kabul etti. Bu konuda Anadolu ve Rumeli'nde kurulmuş bütün cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile tek bir cemiyet haline getirdi. Bu suretle milli teşkilat bütün vatana yayılmış oldu. Kongre toplantıları bazen geç saatlere kadar devam ediyor. Bu arada bir yabancı devletin himayesinden medet umanların teklif ettikleri manda meselesi sert tartışmalara neden olmuştu. Kara Vasıf Bey önce mandanın tarifi hakkında uzun beyanatta bulundu. Sonra şöyle konuştu. Efendim, bir kere esas itibariyle mandayı kabul edelim. Şekli hakkında bilahare görüşürüz. İstanbul'dan bize mandayı mı hediye getirdiniz beyefendi? Manda ile istiklal birbirlerine mani şeylerdir. Biz istiklali tam isteriz. Fakat acaba kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız bunu düşünelim. Bizi taksim etmeyi emel edinmiş hükümetler var. Onların ihtirası karşısında mahvoluruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Çanakkale'de neler yapıldığını gördünüz. Millete dayanıyor ve millete güveniyoruz. Bu milletin neler yapacağını da zaman gösterecektir.
sırada kongrede askeri Türk talebesi mürahası olan Hikmet Efendi söz verdi. Mustafa Kemal, onun bir gece önce odasında söylediklerini kongre salonunda tekrar görür, tekrar duyar gibiydi. Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemeyiz. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunları şiddetle kınar, vatanı kurtarıcı olarak değil, batırıcı olarak adlandırırız. Arkadaşlar, gençliğe bakın. Türk milli bünyesindeki o asil kanın ifadesine dikkatinizi çekerim. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Müsterih ol evlat. Göreceksin, manda kabul edilmeyecektir. Başka türlü olamaz! Başka türlü olamaz! Eylül 1919 günü tartışmalar, manda düşüncesi ve mandacıların yenilgisiyle sona erdi. Bu arada onlar İrade-i Milliye gazetesini çıkarmaya başladı. Türlü yollardan İstanbul'a gönderilen bu gazete büyük yankılar ve etkiler yapmaktaydı. Bu arada Ali Fuat Paşa, Kongrece Batı Cephesi Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na sahip oldu. Ve bu görevde de büyük başarılar sağladı. Öte yandan Mustafa Kemal'in aldığı tedbirlerle kuvvetlerimiz Sivas Kongresi'ni basarak dağıtmak üzere İstanbul hükümetiyle işbirliği yapan Elaziz valisi Ali Galip'i hareketsiz bırakacak ve o kaçarak canını zor kurtaracak. Daha sonra kongre nizamnamesini ve beyannamesini kabul etmiş ve temsil heyetini seçmişti. Sivas Kongresi'nin kararları ve beyannamesi yeni Türk Devleti'nin ve milli egemenliğimizin önemli bir adımı olacaktı. Bugün Sivas'ta müze olan o taş binanın yaşadığı geceler vardı. Işıklar yanar kendi kendine. Tarihin ışıkları. Sonra tarihin konuştuğunu hissedersiniz. Tahta sıraların üzerinde satır satır, yaprak yaprak, cilt cilt. Yıllarca sonra bu salonda o sesleri duyar, bir tarihi yaşarsınız. Millete dayanıyor ve millete güveniyoruz. Bu milletin neler yapacağını da zaman gösterecektir. Uykusuz gecelerini görürsünüz Mustafa Kemal'in. Bir tarafında sabahlara kadar çalıştıkları odada. Telgraf odasındaki maniple de öylesine bir tarihi yaşamıştır, zor günlerde. Ve bütün dünyaya meydan okumuştur, iki telin ucundan. İrade-i Milliye gazetesi, milli iradeyi konuşur. Yılların gerisinden, asırların sonrasına. Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir diye haykırır 1919'lardan. Basıldığı makine altınlaşmıştır. Elle çalıştırıldığını öğrenirsiniz zaman zaman. Akılları durdurur. Kağıt parçaları vardır o günlerden kalan. Kırıntısına dokunamaz, tozunu silmeye kıyamazsınız. Mustafa Kemal'in sesini duyarsınız 1937'lerden. Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi. Sivas'ın bayraklaştığını hissedersiniz Sivas Kongresi'nin yapıldığı salonda. Bir tarihin ortasında gözleriniz yaşarmıştır. Susarsınız.